06'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Şöyle bir telefon tutucu projesi yaptım kendime. Yamaha'dan orijinal bir tane kapak aldım buraya. Tam bu alt tarafta böyle bir delik var. Karşılık vida deliği. Gittim Yamaha'dan oraya bir tane uç aldım vesaire ama olmadı. Yani istediğim gibi yapamadım. Çünkü takip edebiliyorsanız eğer çok titriyor. Çok titrediği için de bu gelişmiş bütün telefonlarda artık otomatik odaklanma özelliği var, fokus. Bu özelliği bozuyor arkadaşlar, bu titreşimler. Bununla ilgili eskiden garantiye giden telefonlar değişiyordu ama şimdi galiba artık üreticiler de uyandı. Böyle bir problem başladı yani, değiştirmemeye, garantiye sokmamaya ya da işte bir kez değişiyorlar mesela. İkinci kez götürdüğünüzde garantiye sokmuyorlar. O yüzden vazgeçtim, kullanmayacağım. Bunu da almış olduk. Bir de ucuz değil. 250 lira mı ne? Beklemeyeyim, AliExpress'i diye yerli siteden aldım. Biz artık hatıra olarak kaldı. Arge işleri böyledir. Yani biraz masraflıdır. Normalde Givi'nin S957B modeli telefon tutucusunu kullanıyorum. Şuradaki sabitleyiciye takıyorum, bağlıyorum kelepçeli. O acayip kaliteli. Yani su, titreşim, mitreşim, bunların hepsinden koruyor telefonu. Ama biraz az pratik. Çünkü fermuarlı, yani içine telefonu koyduğunuzda fermuardan çıkarmanız gerekiyor vesaire. O yüzden onu tercih etmedim. Gel içimden geç. Onu yani yazın, daha doğrusu kullanmak için tercih etmiyorum. Ama işte kışında efsane oluyor gerçekten, bir yerden bir yere gidiyorsanız navigasyon için. Tabii bugünkü konumuz telefon tutacakları değil. 9.995 kilometre oldu. Şöyle göstereyim. XMAX 300. 5 kilometre sonra servis oil yazıları çıkacak. Ben de yine XMAX 250'de olduğu gibi Valvoline sponsorluğunda Yamaha'dan da gidip orijinal yağ filtresi, yağ filtresi kapağının o-ringi ve tapu pulunu aldım. Erma Oil sağ olsunlar bana yine 2 litre yarı sentetik 4 zamanlı motosiklet yağı gönderdiler. Bir de fren sıvısı değişimi yapacağım arkadaşlar. Motor çünkü 3 yaşında. 2018 model. Şu anda da 2021 yılı Haziran ayındayız. O yüzden normalde 2 yılda bir bu sıvıların değişmesi gerekiyor. Niye değişmesi gerekiyor? Bazı ustalar şöyle bir hata yapıyorlar. Yağın, yani aslında dot bir yağ değil, bir sıvı, alkol bazlı. Bakıp rengine bu daha iyi ya, bozulmamış falan deyip devam ediyorlar. Özellikle bu rezervuarın, fren rezervuarının içinde, dibinde kristalimsi bir tortu bırakmaya başlıyor bir süre sonra. Ve bu tortu eğer bir şekilde ABS pompanıza falan ulaşırsa arkadaşlar, özellikle ABS'li makinalarda, size binlerce liralık masraf çıkarır. Bilginiz olsun. Ben bütün motorlarımda mümkün oldukça 2 yılda bir kendim frenlerimin yağını değiştiriyorum. Özellikle böyle tek kaliperli, yani önde tek disk olan falan motorlar zaten çocuk oyuncağı. Onun da videosunu önümüzdeki hafta sonu çekme niyetindeyim. Eğer bir aksilik olmazsa. Basit işlem, korkulacak herhangi bir şey yok. Sizlere de göstereceğim. Çok basit şırıngayla, hortumla o işi de çözeceğiz ve frenlerimizin performansı da artacaktır, emin olun. Yeni konulan
dot sıvısıyla arkadaşlar. Şimdi eve doğru ilerliyorum. Eve varınca da motoru biraz soğuması için bekleteceğim. Elimiz yanmasın kaynar yağdan diye. Ondan sonra motorun yağını boşaltacağız. Yeni yağ ve filtre değişimini birlikte yapacağız. Videoya evden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, motor biraz soğudu. Şimdi yağ ve filtre değişimini yapacağız. İşlem oldukça basit, hiç gözünüzde büyüteceğiniz bir işlem değil. 10.000 kilometre yağ değişimi yapacağız. Normalde 10.000 kilometre Yamaha X-Max'lerde yağ filtresinin değiştiği bir bakım değil. Ama motor 3 yıllık olduğu için ben yağ filtresini değiştireceğim. Bu Yamaha Ankara Baydar'dan almış olduğum orijinal yağ filtresi. Yine X-Max 250 videosundan hatırlayacağınız tapa pulu. Bu da yağ filtresi kapağının, şuradaki kapağın altına gelen conta arkadaşlar. Bu üç bileşen gerekli. Bunlar cinde yine bize sponsor olan Erma Oil firmasının göndermiş olduğu Valvoline'ın DuraBlend 4T1040 yarı sentetik motor yağını kullanacağız. Bildiğiniz gibi Valvoline dünyanın en eski yağ üreticisi. Geçen yağ değişim videosunda da aynı şeyi söylemiştim. Yani biz bundan yıllar önce, 15 yıl önce yarış motoru kullanırken piyasada adam akıllı motosiklet yağı bulunmuyorken Valvoline yağlar gene o zamanlarda piyasadaydı. En azından piyasada çakmasının olmadığı ve kalitesinden emin olduğumuz bir ürün. O yüzden bu videoda da bizlere sponsor olan Erma Oil'ın göndermiş olduğu Valvoline'ları kullanacağız. 1.6 litre kullanacağız. Geçen yağ değişiminde 1.5 litre kullanmıştık. Bunda 1.6 litre kullanacağız. Çünkü yağ filtresi 100 ml yağ emiyor içinde. Etrafa damlayan, sıçrayan yağları temizlemek için WD-40 ve kerosen var. Geçen bakımda balata spreyi kullanmıştık. Balata spreyim var zannediyordum, bitmiş. O nedenle bu kimyasallarla işimizi göreceğiz. Bütün kimyasal işlerde kullandığımız nitril eldivenlerimiz elimizde. Bu işleri çıplak elle yapmayın, istirham ediyorum. Etraftaki yağları temizlemek için üst tübümüz burada. Her zamanki gibi cıvataları, somunları koyduğumuz manyetik tabağımız burada. Tüm işlemlerde kullandığımız ucuz Çin malı lokma takımımız ve ayarlı tork anahtarımız da yine bu bakımda yanımızda. Şimdi öncelikle 12 numaralı lokma ucuyla yağ filtresinin kafasını açalım arkadaşlar. Evet, yağımız tahliye olmaya başladı. Eski tapa pulu burada. Tapanın ucunda. Şimdi onu bir çıkaralım. Bundan önce motora ne kadar yağ konulduğunu bilmediğim için şu anda yağ ölçümü yapmıyorum ama bundan sonraki yağ değişimlerinde motosikletimiz yağ eksiltiyor mu eksiltmiyor mu kontrol etmek için yağ ölçümü yapacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, bu eski tapa pulu. Şimdi yeni tapa pulunu açayım. Aradaki farkı birlikte görelim buradan. Evet, bakın. Gördüğünüz gibi 20 Nm tork ile ezilerek bu yassı hale alacak. Kendisi biraz sonra şimdi üstüne bırakıp buraya koyalım. Şimdi yağ filtresini kapağını açacağız. 8 numara lokma ucuyla bu işlemi yapacağız.
Şöyle biraz çapraz koyayım ki yağ filtresini de söktüğümüzde buradan da bir miktar yağ gelmesi muhtemel. Yere damlamasın. Çünkü evet gördüğünüz gibi atık yağ toprak için zararlı arkadaşlar. Bu pul, içerideki pul, bunu değiştireceğiz. Evet. Deform olmuş eski pulu buraya bırakayım. Biraz üst tübü alıyorum. Evet, yağ filtresinin kapağını da temizledim. Şuradan yağ tapasını da silelim. Bunu da buraya koyup güzelce yerini aldı. Şimdi içerideki yağın tamamen süzülmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. O arada eski yağ filtresini de buradan çıkaralım. Evet, güzel. Evet, bu da yeni filtremiz. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim yan yana. Eskiyle yeni farkını. Yine yazılar bize gelecek şekilde bunu içeri yerleştireceğiz ama önce ben bu motoru bir yanaya alacağım. Ve içerideki yağın tamamen boşaldığından emin olacağım arkadaşlar. Evet, içerisi tamamen boşaldı. Şimdi şurada gördüğünüz gibi burada bir çukur çentiği var. İç tarafta da bunun bir karşılığı var. Oraya doğru yavaşça itip burada bırakıyoruz. Sekiz numara cıvatalarla kapağı yerine tutturuyoruz.
bir sonraki videomuzda da söylediğim gibi bir aksilik olmazsa eğer fren hidrolik sıvılarını değiştireceğiz arkadaşlar. O da önemli bir konu. Maksimum 24 ayda bir fren hidrolik sıvılarının da değiştirilmesi önemli, önem arz eden bir konu. Kapağı sadece tutacak kadar sıkıyoruz. Daha sonra tork anahtarıyla burayı 10 Nm'ye torklayacağız. Şimdi 12 numara lokma ile de yağ tapasını yerine koyuyorum. Sıkmıyorum çünkü tork anahtarıyla sıkacağız. Şöyle dursun. Hatta şuradan 12 Newton, pardon, 12 numarayı koyayım. Şuraya alalım. Bunu şimdi 20 Newton metreye getireceğiz. Evet, burası 20 Newton metre. Şimdi tapa pulunu içeride doğru torkla sıkıştırıyoruz. Tork anahtarından çıt sesi gelene kadar sıkmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geldi. Bu ses artık daha fazla güç uygulama demek. Bilginize. Şimdi 8 numaralı lokma ucunu takıyorum ve yağ filtresinin kapağını sıkıştırmak için tork anahtarını bu sefer de 10 Nm tork ayarlayacağım. Evet, burası da 10 Nm. 10 Nm tork ile sıkacağız. Ses gelince bırakacağız. 10 Nm düşük bir değer. Çıt. Burası 1. 2. 3. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 10 Nm tork, bu kadar düşük bir tork. Bu kısımla ilgili işimiz bitti. Şimdi motosikleti bu tarafa çevirip yağ ekleyeceğiz. Aletlerle olan kısmımız da burada bitiyor. Yani bundan sonra alet kullanmayacağız. O yüzden aletlerimizi de toplayalım. Yağ filtresi de fazlaca yağ içerdiği için çöp atlayacak bir malzeme değil. Onu yağın içine attım. Daha sonra aşağıdaki bidonumda olduğunda hepsini ulusal motora götürüp teslim edeceğim. Şimdi motoru çevirip yağımızı koyalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi motoru diğer tarafa çevirdim. Buradan yağ koyma kapağını açıyorum ve 1.6 litre yağ ekleyeceğiz. Yağ filtresi değiştiği için X-Max 300'e. Evet, ben bunları daha önce iki şişeyi 800-800 eşitlemiştim videoyu sizlere gösterirken bekletmemek adına. Şimdi hızlıca hemen yağ koyacağız. 800-800 toplamda 1.6 litre, 1600 mililitre yani.
Henüz bitmedi. Evet, gördüğünüz gibi umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz daha yağ süzülecek. Evet. Bu şişe bitti. Şimdi bunun kapağını örtelim. Valvoline'ın şişeleri çok pratik. Çok hoş yani. Evet, şimdi ikinci şişemizi boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi burada da 800 mililitre yağ var. Kalan yağı da diğer bidona doldurdum. Böyle bakımlarda küsuratlı olduğu için 1.5, 1.4 elimde yağ kalıyor. O yağları değerlendirmek için daha sonra şişeleri birleştiriyorum. Çünkü tarihi geçerse bir işe yaramaz. Neyse ki yılda 20.000 kilometreye yakın yol yaptığım için problem olmuyor. Bu şişe de bitmek üzere. Evet, bu şişe de bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, roket bilimi uzay bilimi değil. Yani evinizin önünde siz de kendi motosikletinizin yağını, yağ filtresini böyle basit bir şekilde değiştirebilirsiniz. Videoyu sonlandırmadan önce şunu söyleyeceğim. Videoların altlarındaki izlenme sayıları oldukça fazla. Yani 3000, 4000, 5000 şeklinde ilerliyor. Ancak beğenme sayılarında bir onda birlik oran yakalıyoruz. Yani 3000 izlenmiş video ama beğenme sayısı 300. Bunu da videoyu izleyen arkadaşların videoyu beğenmeyi unutmalarına bağlıyorum. Çünkü dislike atılmamış. Yani direkt like basılmış sadece. O yüzden sizlerden ricam, bana destek olmak için lütfen videoları izledikten sonra alt taraftan like butonuna ve videoların devamı için de bana destek olmak isterseniz kanalıma abone ol butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.